gün geliyor şu sorgulamayı ister istemez yapıyorsunuz. Ya abi biz ortağız. Ben bu kadar çalışıyorum, herif çalışmıyor. Senin yakın arkadaşının sana günlük hayatta motivasyonel, kimi zaman maddi destekleri olabilir. Senin her zaman zor zamanında yanında durmuş olabilir. Ama iş hayatı bu dinamikle yürüyen bir şey değil yani. Ben genel müdürümdür, karar ben alırım. Hepimiz %25 olmamıza rağmen ben patronumdur ya. Benim dediğim olur yani, bu olmak zorundadır. Profesyonel olarak böyle yönetilir. Ama böyle eş, dost, arkadaş, akraba olduğu zaman sana niye ben de ortağım diyebilir. Kolay değil. Ama yolda herkes yapardı. Herkese merhaba sevgili Kolay Değil izleyicileri. Atilla Eşirada gibi hissettim kendimi. Sevgili böcekler, kuşlar, çok şanslısınız ben buradayım ve konuştuğum ve izlediğiniz için. Tam Atilla Eşirada oldu. Atilla Eşirada'ya da buradan selam söyleyelim sevgili Atilla abiye. Ondan çok şey öğrendik. Yani burada bazen ahkam kesiyoruz, ekonomi, finans işte vesaire. Biz de çok anladığımızdan değil yani, işte onu izliyoruz, Mert Yılmaz'ı izliyoruz vesaire. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Bugünkü konumuz ortaklık gerçekten gerekli mi? Bence özellikle genç arkadaşlar için muazzam derecede önemli bir konu. Yani şeyi biliyorum şu an, hissediyorum yani, abi iyi ki bu videoyu yapmışsın diyeceklerini. Çünkü arkadaşlar ortaklık gerçekten gerekli değil. Gerçekten değil. Ortaklık konusunda en büyük düştüğümüz hata şu. Abi tek başıma yapamam. Abi olmaz. Abi işte yazılım işi yapacağız. Yazılımcı ortak alayım. İşte olmaz. Şöyle olmaz. Böyle olmaz. Abi işte güçler birleşsin. Abi yetişemem işlere. Bir şey olur, işin başında ben duramazsam o dursun. Bu olsun. Aslında bu mantık biraz kolaya kaçmak arkadaşlar. Yani bir işlere gireceğim, sorumluluğu da maddiyatı da mümkünse birilerine hafif yıkayım mantığında geliyor bu iş. Şeyi ayrı tutuyorum, hani daha önce de çok kez söylemiştim, hani 1 artı 1'in 3 ettiği ortaklıklar, 4-5 ettiği ortaklıklar ayrı yani. Gerçekten bugün çok stratejik bir adam başka biriyle böyle bir işe girer, yani böyle tak 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 her şey yolunda gider ve normalde tek başına girsen 20 senede geleceğin yere 2 senede gelirsin güçler birleştiği için. Bunları ayrı tutuyorum. Ben daha böyle duygusal, ya abi seni çok seviyorum, çok yakın arkadaşız, gel hadi bir ortak işe girelim. Ya da bir işe gireceksin, tam başlayacaksın, abi tek olmaz, illa birini yanıma böyle sürükleyerek çekeyim, şöyle olur gibi ortaklıkları için konuşuyorum aslında bu konuyu. Şimdi ortaklık konularında dedin ki ya illa biri olsun. Ortaklık oranları gibi konularda çok hata yapabiliyor insan. Yani iki kişi işe başlıyor. İşte birisi mesela gerçekten işi yönetecek. Diğeri daha çok para koymayı tercih ediyor. Burada işte şey olabiliyor. İşte işi yönetecek adam mesela %20 alıyor hisse olarak. Parayı koyan %80 alıyor. Niye parayı o koydu diye. Mesela bu bana göre yine belirli spesifik örneklere göre değişebilir, olabilir ama normal genç iki kişinin giriştiği bir senaryoda yanlış bir mantık. Çünkü biri aslında emeğini koyuyor, biri parasını koyuyor. Onun emeği olmadan o iş zaten olmaz. Bunu burada çok yanlış gören insanlar da oluyor. Yani abi öyle ortaklık olur mu? O sadece para koydu. Ya arkadaş lütfen bak, daha akıllı düşün. Tam tersi senin için daha iyi. Yani para koymadan işi yönetecek arkadaş için o parayı verip bir de içeride hani emir veriyor, şunu bunu böyle yapıyor gibi hani şeylere girse, rollere, senin için daha zor bir durum olacak yani. Çünkü adam bir de parayı koymuş yani, %50-50 bile olsan adam yönetime karışmaya kalktığı senaryoda senin bu sefer sıkıntıların olmaya başlayacak yani. Bırak daha iyi parayı koyup işe hiç karışmıyor olması. Böyle bakmak lazım. Bunun dışındaki rollerde mesela kimi şirketlerde düşük oranlı ortaklıkların mesela önemsiz olduğu düşünülüyor. Halbuki öyle bir şey yok. Burada mantık hep şu olmalı. Diyelim ki benim 1 milyon liralık bir şirketim var. Bunun hani %50 ortağı olmak mı? Yoksa 100 milyonluk bir şirket olup bunun %10 ortağı olmak mı? Yani
hep bunlara takılmak, bunlara bakmak lazım. Diğer detaylara çok takılmıyor olmak lazım. Bir de böyle duygusal olarak yani eş dost arkadaşla yapılan ortaklıklarda çok büyük sıkıntı var. Orada da yakın bir arkadaşın ortaklıkla sanki seni böyle başarıya götüreceğini düşünüyorsun. Abicim şöyle, senin yakın arkadaşının sana günlük hayatta motivasyonel, kimi zaman maddi destekleri olabilir. Senin her zaman zor zamanında yanında durmuş olabilir. Ama iş hayatı bu dinamikle yürüyen bir şey değil yani. O iş hayatında senin yanında duramayabilir. Hatta seni yanlış yönlendirebilir ortağın olarak yani. Bunun dışında eğer arkadaşınla, tanıdığın birinle, akrabanla ortaklık yaparsan sürekli iş hayatıyla ilgili kararlarda, ki bunlar çok kritik, çok ölümcül kararlar olabilir. Sizin o arkadaşınla veya işte akrabanla geçtiğiniz 5-10-20-30 sene içerisindeki yaşadığınız bazı iyi tatlı anılar, başka deneyimler gün yüzüne çıkıp yine sizin aranızda hem itilafa sebep olabilir hem de yanlış kararlar almanızda çok büyük roller oynayabilir. Ben hep şey söylüyorum yani, gerçekten hani böyle arkadaşla, akrabayla ortaklık gerçekten olmaz. Yani biraz çok alaturka, çok geleneksel, ya sen de ne kadar geri kafalısın, hiç mi işte dünyayı takip etmiyorsun falan diyebilirsiniz. Ben daha hep realistik bakmaya çalışan bir insanım. Yani etrafınızda işte abi kardeş veya kardeşlerin ortak olup kaç tanesi ortaklıkları bozmadan devam etmişe bakın bir yani lütfen. Böyle %10 falandır yani. Yani daha fazla imkansız. Bu insanlar ortaklıklarını kaybettiği, işlerini kaybettiği gibi, yani işleri bozulduğu gibi kimi zaman birbirine düşmüş ve kanlı bıçaklı olmuştur. Yani maalesef para denen şeyin iki kardeşin arasını bozuyor olması çok 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 hani acı bir şey açıkçası. Bunun dışında mesela ben etrafımda da bazı insanlar var. Çok yakınımda da insanlar var. Mesela ortaklıklarıyla ilgili soruyorum yani, niye ortak oldun ki? Yani niye? Yani bana bir şey söyle yani, onun yapıp da senin yapamayacağın. Bu arada fitne sokmak için söylemiyorum bunları yani, hani bana bir mantıksal bir açıklama söyle yani, hani niye ortak olduğunla ilgili yani. Hani örneğin bizim mesela yazılım şirketimiz İKAS'ta çok böyle değerli arkadaşlar var yani içeride. Hani bu insanları ben işte beraber tanıdım. Çok yakın dost olduk. Sonra ortak da olduk şirkette. Niye ortağız biliyor musun? Çünkü bir, dışarıdaki yüz binlerce alternatiften çok daha işinde çok daha iyi olduğunu biliyorum o insanların. İki, karakterleri çok düzgün heriflerin. Yani yani bu adamlarla aynı gemiye binilir yani. Gerçekten ortak olunur. Hani evlenilir diyeyim yani. Öyle hissettiğim için oldum ve şirketin için stratejik kararlar yani. Sonuçta daha teknik bir iş olduğunda, teknik işlerden oluşan bir ortak ekibinin olması senin kafanın bir tık daha rahat olmasını sağlayabilir. Yoksa yine de kimseyle ben çok tatlı çocuk, çok iyi çocuk, çok düzgün adam, işte ben bununla ortak olayım diye olunmaz yani. Haberiniz olsun. Olursanız muhakkak gün geldiğinde pişman olursunuz. Çünkü bu tür duygusal ortaklıklar en büyük sıkıntısı şu arkadaşlar. Gün geliyor, şu sorgulamayı ister istemez yapıyorsunuz. Ya abi biz ortağız. Ben bu kadar çalışıyorum, herif çalışmıyor. Bunun için bu arada normal hani şey, arkadaş olmanıza da gerek yok. Yani arkadaşınızla, akrabanızla ortak olmasanız da herhangi bir ilişkide de olabilir bu. Yani ben çalışıyorum, o çalışmıyor mesela. Yani ben şu kadar çalışıyorum, o çalışmıyor gibi. Bu tür gibi, ya bu şu an aklıma gelen bir örnekten bir tanesi. Bu tür sorgulayabileceğiniz, bir de hani şimdi çok yakın bir tanıdığınız olduğu zaman adamın içini dışını çok iyi bildiğiniz için atıyorum bir konu oldu, işte ortak olarak para koymanız gerekiyor şirkete. Adam dedi ki yok, ama sen aslında onun ailesini biliyorsun, bankadaki hesabını biliyorsun, yıllardır arkadaşın, konuşuyorsun yani hani. Diyorsun ki vay bak şerefsize bak,
bana yok diyor ama biliyorum var olduğunu yani hani. Ama işte şöyle daha dışarıdan third party insanlarla ya farklı insanlarla ortak olduğunuzda böyle şeyler yok yani hani zaten hani belki bu muhabbete bile gelmez konu ama böyle şeyler yok yani işin duygusal bakılması gibi şeyler yok ya da mesela sen profesyonel birileriyle bir iş yaptın bir ortaklığın var herkesin görev ve yetki ve sorumlulukları belli ben bugün 4 ortak olurum şirkette. Ben genel müdürümdür. Karar ben alırım. Hepimiz %25 olmamıza rağmen ben patronumdur ya. Benim dediğim olur yani. Bu olmak zorundadır. Profesyonel olarak böyle yönetilir. Ama böyle eş, dost, arkadaş, akraba olduğu zaman sen genel müdür bile olsan, her şey yetki sende ve son kararı verecek kişi sen bile oluyor olsan o arkadaşların, etrafındaki insanlar, ortakların sana niye ben de ortağım diyebilir. Ve şöyle bir şey olabilir. Yani düşünsene ortağın var. Abi kapasite yok herifte ya. Yani ortak olmuş. Bir şekilde de çalışıyor da yani şirketin içinde de. Ve o adamın görevi daha basit bir işi yapmak yani. Ama abi sen bu adamla profesyonel bir ilişkin yoksa ki yok. Yani sen bu adamla çünkü arkadaşsın yani. Çocukluk arkadaşısın. Daha bireysel bir yani duygusal bir bağın var. Veya akrabasın. Kardeşisin. Bu adama şey diyemiyorsun. Kusura bakma yani sen çay getireceksin yani. Sen işte yazılım takım lideri olamazsın yani ya da sen benim satış direktörüm veya genel müdür yardımcım olamazsın abi yani hani bu liyakata da ters şirketin bekası için de ters bir konu diyemezsin demekte zorlanırsın. O yüzden bu tür sıkıntıların bir şey daha söyleyeyim son olarak bu tür ortaklıkların veya herhangi bir ortaklıkta şunu unutmayın avantajları olduğu yerler olacaktır. Var. Ama bunu çok iyi tartıp biçmeniz lazım. Her zaman özellikle daha genç bir insan bir girişime başlayacaksa yalnız başlayıp kervanı biraz yolda düzüp yolda gerçekten kendi gibi zorlukları atlatmış insanları görüp onlarla ortak olursa daha başarılı ortaklıklar ve şirketler çıkar işin içine. Diğer türlü ya zaten benim bu falan arkadaşım çok iyi adamdır. O da şurada çalışıyordu zaten. Hadi ya ben tek başıma yapamam. Hadi onu da alayım dediğiniz zaman zaten işleri iyi gitse ortaklık kötü gidecek çoğu zaman. O da çok acı bir durumdur bu arada. Yani Allah kimseye göstermesin. Yani işler iyi gidecek. Ha gitti ha gidecek ya da gidiyor ama keyfin yok, huzurun yok. Niye? İşte bir tane ortağın var. Gece gündüz şey düşünüyorsun. Lan ben bundan ayrılsam mı? Nasıl ayrılacağım? Hukuksal boyutları ne, şimdi sosyal boyutu ne, işte maddi tarafları ne vesaire. O yüzden bu konuda burada şakası yok yani. Hani böyle evlilik gibi bir şey ortak olmak yani. Hani ben vazgeçtim ya olduk ama hadi ben bana ver geri hisselerimi gibi bir şey olmuyor. Karşı taraf kötü niyetliyse özellikle zaten geçmiş olsun. Yani hani iş çok daha korkunç boyutlara varabiliyor. Bunun örneğini görmek isteyenler, gerçi o biraz mirasla ilgili bir konu ama Tat Towers var Zincirlikuyu'da yani İstanbul'un göbeğinde inanılmaz önemli bir arazide. Kocaman bir bina, yıllardır boş, atıl durumda. İşte kardeşler, ortaklıklar vesaire gibi konuların sonucu olan bir şey yani. Bu örnek her gördüğümde aklıma gelir bu arada bu yani. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmadıysanız lütfen abone olun, yorum atın. Her bir yorumu değerlendiriyoruz burada. Yani birçok aslında bu konuştuğumuz konuların %90'ı bu arada artık izleyici isteği oluyor. Hani eskiden çıkartıyorduk yani şundan konuşalım, bundan konuşalım. Artık izleyici isteklerine yetemez durumdayız yani. Hani hepsini konuşamıyoruz. Ama eminim yani hani böyle sürekli bunu yapın, bunu yapın diye biri bizi trollese onu yaparız yani. Hani yine fark yaratmaya geliyor konu. Israrcı olmaya, pes etmemeye geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.